Merhabalar. Welcome to Istanbul Modern. İstanbul Modern'e hoş geldiniz. Tonight I'm honored to welcome Bu akşam our guest speaker for the museum's talk, Müzeler konuşuyor da Envezor. Okvi Envezor konuşmacımız olacaklar. Okvi'ye hoş geldin. Buraya geldiğin için teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir takvimin var zaten onu biliyoruz. Ve İstanbul'a bu konuşmayı yapmak için sadece geldin. Yarın tekrar ayrılacaksın. Bir kez daha vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Müzeler konuşuyor serisi içerisinde biliyorsunuz 2012 yılında başlamıştık. Özellikle farklı müze direktörlerini, küratörlerini pek farklı müzelerden, Amerika Birleşik Devletleri'nden de dahil olmak üzere kendi deneyimlerini bizlerle paylaşmaları için buraya davet ettik. Tabii ki bu seminerler, bu konuşmalar dijital olarak da paylaşıldı. Çünkü bu konuşmaların kaydını aldık. Özellikle İngiliz Konsolosluğu ile birlikte bu süreci başladık ve yine Almanya'da Goethe Enstitüsü ile birlikte işbirliği içerisinde bu müzeler konuşuyor seminerlerini düzenledik. Tabii Goethe Enstitüsü'ne de vermiş olduğu destekten dolayı bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu akşamki konuşmamızda iki meslektaşıyla birlikte Haster Kunst Münih'teki müzenin küratörlüğünü yapan bir konuşmacımız olacak. Biliyorsunuz Haster Kunst Almanya'daki en önemli müzelerden bir tanesi ve kendisinin konuşması savaş sonrası Pasifik ve Atlantik arasındaki sanat başlığını taşıyor olacak. 1945 ve 1965 yıllarını kapsıyor olacağız. Özellikle 20 yıllık süreç içerisindeki dünyanın farklı bölgelerindeki savaş sonrası sanatı konuşuyor olacağız. Evet, girizgah bu kadar. Tabii ki Sayın Okve'nin konuşmasından sonra soru cevap kısmıyla devam ediyor olacağız. Buyurun. Oh, okay, it's on. Thank you so much, Shalane, for Çok teşekkürler. Your kind invitation and the introduction and the Bu güzel girizgah için. Ve bununla birlikte İstanbul'da bu konuşmayı yapma şansını bana verdiğiniz için teşekkür etmek isterim. Gerçekten şunu samimiyetle dile getirmek isterim. Burada çok kalamayacağım. Yarın Münih'e dönmek zorundayım. Bundan da büyük bir pişmanlık duyduğumu aslında dile getirmek isterim. Çünkü gerçekten muazzam bir şehir İstanbul ve bu muazzam şehri ziyaret etmek gerçekten büyük bir imtiyaz, ayrıcalık diye düşünüyorum. İstanbul Modern tabii benim için yeni bir saha değil, daha önceden de biliyorum İstanbul Modern'i. Fakat bu konuşma bağlamında, yani savaş sonrası dönemin sanatıyla alakalı ilk defa İstanbul'da böyle bir konuşma yapacağım. Ve özellikle savaş sonrası dönemin fikirlerinin tarihle nasıl, sanat tarihiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamaya çalışacağız. Ve bununla birlikte bu savaş sonrası dönemdeki yeni fikirler ağının farklı kurumlar tarafından nasıl algılandığını görmeye çalışacağız. Tabii konuşmama başlamadan evvel birkaç teşekkür etmem gereken kişi ve kurum bulunmakta. İstanbul Modern'e her şeyden evvel davetleri için Levent Beylere biraz da teşekkür etmek isterim. Tabii burada okuyamadığım, katletmek istemediğim bir ismi daha var. Şalıkoğlu. Ve Oya Eczacıbaşı'na. Ve Demet Hanımlara da
beni buraya davet ettikleri için teşekkür etmek isterim. Bu akşamki yapacağım konuşma halihazırda devam etmekte olan bir sergiyle alakalı olacak. Hastarkunst'ta bir sergi var ve bu sergide yaklaşık 2,5 yılımızı aldı bu sergiyi açabilmek ve bir sergiler serisi oldu aslında, daha doğru bir şekilde ifade etmem gerekirse. Ve savaş sonrası Pasifik ve Atlantik arasındaki 1945 ve 1965 yılları arasındaki sanatı incelemeye çalıştık ve bu bağlamda da aslında nevi şahsına münhasır bir sergi açmış olduk. Bunu ilk yapanlardan biri olduk. Gerçekten derinlemesine bu dönemi araştıran ilk sergilerden bir tanesi olduk. Sadece serginin türü açısından değil, aynı zamanda bu 1945 ve 1965 yılları arasında dünyanın farklı yerlerinde sanatın yapılanması ve sanatsal yaratım şekillerine, farklı şekillerine odaklanabilme şansımız oldu. Bu araştırma, sanatsal araştırma sayesinde. Tabii serginin ikinci ana başlığı aslında sömürge sonrası dönem ve üçüncü aslında takip eden sergide komünizm sonrası dönem olacak. Tabii ki sömürgecilik sonrası dönem, postkolonyal dönem dediğimiz şey aslında süre gelen, devam eden bir dönemi bizlere gösteriyor. 1945'lerden 1980'lere kadar olan dönemi aslında içeriyor. Ve bu sergi için, yani postkolonyal dönem için iki öneri geldi. Özellikle postkolonyal dönemi ulus devletlerin self-determinasyon ilkesini nasıl sanata yansıttıklarını incelemeye odaklanmakta. Bununla birlikte bu döneme ilişkin sanatsal araştırmalarımız egemenlik kavramına odaklanıyor olacak ve egemenliğin bireyle olan ilişkisi ve bireylerin devletle olan ilişkileri ve kurumlarla olan ilişkiler gibi alt başlıkları olacak bu serginin ve son ayakta tabii komünizm dönem sonrasını bir kronolog gibi değerlendirmeyeceğiz. Komünizmin çöküşüyle birlikte sanatta nasıl dönüşümler oldu onu görmeye çalışacağız. Tabii burada sadece amacımız çağdaş sanata yönelik sergiler düzenlemek değil. Bununla birlikte yapmış olduğumuz araştırmalarla 1945'ten bu yana sanatın, çağdaş sanatımın da dönüşümünü görmek. 1937 yılında, yanlış söyledim, düzelteyim. 1937 yılında aslında binamız kuruldu, inşa edildi ve bu Adolf Hitler'in tabii ki himayesinde kurulan bir kurumdu. Tabii ki büyük Alman sanat sergileri adı altında 1937'den 1944'e kadar Alman sanatını yansıtan pek çok sergi yapıldı. Ve savaş sonrasında bu enstitünün ana amacı Nazilerin aslında ulusal imgelemini yansıtmaktan çıkarak bir denazifikasyon, yani Nazilerden arındırma süreci aslında bu müze dahilinde gerçekleşmeye başladı ve böylelikle kurumumuzun kendine öz bir kimliği oluştu. Ve savaş sonrası dönem fikri aslında mevcut kurumumuzun ve müzemizin de önemli araştırma alanlarından bir tanesi ve bununla birlikte Almanya'nın tarihini bir bütünsel olarak sanat tarihini ele almaya çalışıyoruz. Kısaca şunu ifade ederek aslında konuşmamı sürdürmek isterim.
özellikle tarihi imgelemin bizim kurumumuza nasıl bir etkisi var, ona bakacağım. Antonio Gramsci, İtalyan filozof, diyor ki Benito Mussolini'nin faşist hükümeti 1930'lu yıllarda modernliğin aslında getirdiği sıkıntı bir illüzyondur ve bu illüzyon dahilinde, modernliğin illüzyonu dahilinde insanlar aslında istekli olarak optimist, iyimser olmaya çalışacaklardır. Gramsci'nin modernliğe yönelik yaklaşımı, özellikle bir ikinci dünyanın yaratmış olduğu felaketle ilişkilendirilmektedir. Ve ikinci dünya savaşına maruz kalanlar, toplama kamplarına ve atom bombalarının imgelemine maruz kalanlar, modernliğin bu yıkıcı etkisini ve dönemin sosyal toplumsal koşullarını aslında gözlemlemişlerdir. Ve savaş bitmeden önce bile Antonio Gramsci bu pozitivist idealizmin pek çok modern sanatçıyı, politikacıyı söz konusu yıkıma karşı durma noktasında bir araya getirdiğini dile getirmektedir. Ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın neredeyse illüzyon düzeyinde daha önceden eşi benzeri görülmemiş yaratmış olduğu yıkımın gözlerimizi boyamaması gerektiğini ve daha insancıl, hümanist, küresel bir evren yaratmamız gerektiği dile getirilmektedir. Savaş sonrası dönemde savaştan çıkarılacak dersler hem Avrupa'da hem Japonya'daki dersler bizim için büyük önem arz etmiştir. Ve tabii ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin sona ermeye başlaması da önemli bir dönem oluşturmuştur. Ve böylelikle de emperyal aslında tahakkümün sona ermeye başladığı bir dönem başlamıştır. Böylelikle dünyanın yeni bir sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu tarz kurumlar ve yaratılacak politikalarla birlikte özellikle sömürge sonrası dönemde, soykırım sonrası dönemde daha barışçıl bir çevre yaratmak, bir dünya yaratmak bizim sorumluluğumuz olmuştur. Bundan dolayı savaş sonrası dönemdeki Pasifik ve Atlantik arasındaki sanat aslında bu çerçevede ele alınmalıdır. Ve özellikle küresel çaptaki özgürleşme, hükümet ve yönetim şekillerinde ve kültüründe de ciddi bir değişiklik ve dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. Ondan dolayı bu yönetim şekillerindeki değişiklik kültüre, bu özgürleşme aslında kültüre ve sanata da yansımıştır. İşte bizim de ele almaya çalıştığımız alan bu konu, bu mevzu olmuştur. Görmüş olduğunuz üzere pek çok sanatçının katıldığı 65 farklı ülkede yaklaşık 218 sanatçının katıldığı pek çok sergi düzenlendi dünyanın çok farklı yerlerinde. Açıkçası 20 yıllık süreyi inceleyen pek çok serginin yapıldığını bir düşünün. Bu sergiler modernizmin aslında sınırlarını da aştı diyebiliriz. Bu sergiler açıkçası farklı dünyanın farklı yerlerindeki bağışlar olmasa, destekler olmasa gerçekleşemeyecekti. Bunun da altını çizmek isterim. Ve Fahrel Nisa Zayid ve sanatlarını savaş sonrası dönemde yaratan iki sanatçı 1900
51'de Fahrel Nisa Zayed'in resimleri ilk 1952'de Londra'da sergilenmişti. Ve 25 yıl öncesinde onun eserleriyle tanışma şansım oldu ve İstanbul, düzeltiyorum, Modern Sanat, New York Modern Sanat Müzesi'nde Erol Akyavaş'ın eserleriyle tanışma şansım oldu. Tabii ki bu sanat eserleriyle Doha'daki gibi veya İstanbul'daki gibi, Singapur'daki gibi, Delhi'deki veya Mumbai'deki gibi bu modern sanat eserlerini sergileyecek kurumlar olmasaydı bu eserlerle tanışma şansımız tabii ki olmayacaktı. Özellikle bu kadar farklı sanatçının eserlerini sergilediği 65 ülkedeki 80'den fazla küratörün çalıştığı böylesine bir sergiler serisinin ne kadar muazzam bir iş olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bununla birlikte sanatsal aslında üretim ile tarih arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. Evet, meslektaşlarımla beraber ben, Katie Siegel ile birlikte pek çok küratörlüğünü yaptığımız proje oldu ve savaş sonrası dönemin mirasıyla karşılaştığımız ve sosyal sanat tarihini ele aldığımız projeler oldu. Ve bununla birlikte sanatçıların savaş sonrası dönemdeki sosyal koşullara vermiş olduğu yanıtı, tepkiyi gözlemleme şansımız oldu. Şimdi bu işin bağlamını yansıtan, bağlamsal çerçeveyi ele alan savaş sonrası dönemdeki sanatın nelerle uğraştığını gösteren eserleri yansıtmaya çalışacağım. Bakın, Reichstag'ı görüyorsunuz, Arlaman Parlamentosu'nun savaş sonrasını nasıl yerle bir edildiğini ve sağ tarafta da Hiroşima'da atom bombasının atıldıktan sonra şehrin nasıl bir çerçeveye büründüğünü görüyorsunuz. Asya'da, Japonya'da ve Avrupa'da, tabii Avrupa'ya gelmeden evvel biri bu savaşın sorumlusu ve bir diğeri de açıkçası bu savaştan mağdur olan iki ülkeyi görmektesiniz. Ve bu ülkelerin tarih ve sanat arasında nasıl bir ilişki kurduğunu göstermeye çalışmaktayız. Ve bununla birlikte bu merak konusu, bu açmazın medeniyetlerin sonunu getirebilecek bir çıkmaz, bir yıkımla sanatın daha sonrasında nasıl şekillendiğini görmektesiniz. İki resim daha göstereyim. Japonya'nın ve Almanya'nın teslim olduğu daha sonrasındaki Nürnberg mahkemelerini görüyorsunuz. Tabii bu resimleri kısa kısa geçeceğim ki müzeyi ziyaret edin. Orada çünkü görülecek çok şey var.
ve binlerce sayfa tabii ki dokümandan, materyalden yararlanma şansımız, imgeden yararlanma şansımız oldu. Bu sergiyi hazırlarken pek çok fotoğraftan yararlanma şansımız oldu. Bakın, dünya savaş sonrasında ne kadar dinamik bir şekilde değişti. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sadece Avrupa'da değil, dünyanın pek çok yerinde dinamik dönüşümler oldu. Ve özellikle mülteci problemi ve vatan ve yurtlarından edilmiş insanların yaratmış olduğu dramlar, kültürler arası seyahat eden insanların ve dünyanın farklı yerlerinde yeniden iskan edilecek insanların yaratmış olduğu sosyal dönüşümleri de görmeye çalıştık. Özellikle Yahudi mültecilerin İsrail'e 1947'de gelmesi ve İsrail devletinin kurulmadan evvelki bu süreci ve bununla birlikte Filistinlilerin yaşadıkları bölgeyi terk etmeleri, Kore'nin Güney Kore ve Kuzey Kore olarak ikiye ayrılması gibi sosyal dönüşümleri bir tahayyül edin. Ve bununla birlikte Mao Zedong'un Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurması ve Çin'de bu sosyalist devrimi yapması, bununla birlikte Almanya'nın ikiye ayrılması, Batı ve Doğu Almanya şeklinde ve tüm bu toplumsal dönüşüm süreçlerinin sanat nasıl yansıdığını düşünün. Ve tüm bu döneme ilişkin gerçekten muazzam bir kronoloji dahilinde tarihsel dönüşümlerle sanat arasındaki ilişkiyi incelediğimiz pek çok eser bulunmaktaydı. Şimdi biraz hızlı gittim, kusura bakmayın. Bu slayta bakacak olursanız Pierre Mondrian'ın stüdyosunu görüyorsunuz. Ve bu stüdyoda açıkçası özellikle Alman kuvvetlerinin ve müttefiklerinin galip gelme ihtimalini yansıtmaya çalıştığını görüyoruz. Ve özellikle Salon de Otom'da alt slide'da yine Picasso eserlerini görmektesiniz. Ve bununla birlikte Haus der Kunst'taki Baviera resimlerini, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllardan kalma Baviera bölgesine ait resimleri görmektesiniz. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da Stunde Null denilen sıfır, saat sıfır kavramı vardır. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndaki önemli kavramlardan bir tanesidir. Ve bu Stunde Null'ün sıfır saatin nasıl eserlere yansıdığını göstermeye çalışacağım. Savaş sonrasında Venedik Bienalini görüyorsunuz 1948 yılında. Ve yine bu Bienal'de İsrail ve Filistinli sanatçıların bir arada sergilerini yaptıklarını biliyoruz. Fakat günümüzde artık bu ihtimal dışı bir durum neredeyse biliyorsunuz. Ve dünyanın farklı yerlerinde çağdaş sanatçıların bir araya geldiğini bu resimlerde görüyorsunuz. Mesela Hindistan'da ekspresyonistlerin bir arada bir sergi oluşturduklarını gösteren bir resim. Şimdi bizim sergimize gelelim. Bizim müzemizin girişini burada görmektesiniz. Yani girişten sonra karşınıza böyle bir hol çıkmakta. Bu müzenin girişinden sonraki holde Wilms'le birlikte aslında kaybolan kültürlerin mezarlığı gibi bir bölüm aslında oluşturalım dedik. Ve bu holde serginin farklı alanlarını görüyorsunuz. Her bir sergi farklı aşamalardan oluşmakta. İlk bölgede sıfır saati ve atomik çağ var. İkinci alanda ise yeni sanat formları dediğimiz
bir alan var. Yani savaş sonrası dönemde farklı sanat formlarını ve söylem pratiklerini arayan sanatçıların eserleri yansıtılmaya çalışılmakta. Özellikle Amerikan sanatçıların eserleri burada yansıtılmaya çalışılmakta. Ve bununla birlikte özellikle sanatın dokusuna kadar inebileceğimiz detayların yansıtıldığı bir alan var ve bununla birlikte farklı materyallerin kullanıldığı farklı eserler var. Burada özellikle bir entropi yaratmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz ve 2008 yılında 1960'lardan kalan eserlerin yansıtıldığı eserler var. Bu eser ise Japon bir sanatçının Atsuko Tanaka'nın ilk kez Gutai sergisinde 1960'larda gösterilen bir eseri. Evet, her bir alan aslında bu sergide farklı dönemleri kavramamıza sağlıyor. Sergi alanına girdiğiniz zaman bunu nasıl anlayacağız, bununla nasıl bir ilişki kuracağız bu alanlarla, bunu birazcık anlatmak isterim. Ve bu kasvetli alan içerisinde farklı medeniyetler çerçevesinde sanata nasıl bir yön verildiğini nasıl idrak edeceğiz? İlk giriş odasında bakın emblematik bazı imgeler var. Burada Frank Stella'nın 1958'den kalma siyah resimlerinden bir tanesi. Stella'nın çok gençken yaratmış olduğu eserlerden bir tanesi ve Arbeit macht frei aslında çalışmak özgürleştirir sloganını aslında yansıtan eserlerden bir tanesi. Fakat buna bir tepki olarak özellikle toplama kamplarındaki açıkçası durumu protesto etmek amacıyla yaratılmış sanat eserlerinden bir tanesi. Ve özellikle soyutlama tekniğinin kullanıldığını bu eserlerde, Stella'nın eserinde kullanıldığını görmektesiniz. Çok hızlı hızlı geçeceğim bunları çünkü gösterilmesi gereken pek çok eser var. Tabii burada odaklanılan ülke Almanya. Bu sergiyle alakalı önemli şeylerden bir tanesi de şu: pek çok müze çok cömert bir şekilde bu sergide sergilenmek üzere pek çok eserini bizle paylaştı. Francis Bacon'ın özellikle çarmıha gerilmeyle alakalı bazı fragmanlarının yansıtıldığı eserler görülmekte. Özellikle bir bakın Gestapo'nun yansıtıldığı ve Zack Traeger'ın eserlerini görmektesiniz. Ve Japonya'ya odaklanan odayı göstermek isterim burada da sizlere. Özellikle medeniyetlerin yıkımından sonra sanatın mahiyeti ne olmuştur onu anlamaya çalışıyoruz. Ve Hiroşima ile alakalı 1950'lerde bölgeyi ziyaret edenlerin tahayyülleri yansıtılmakta. Ortada bakın bir atom bombası simgesel olarak durulmakta ve Chicago Üniversitesi'nde de Samunoguchi'nin yine eserleri ve tüm bu atom bombasının yarattığı ve radyasyonun yarattığı yıkımın yansıtıldığı eserler var. Şimdi sizlere birazcık daha şu kısmı detaylı bir şekilde göstermek isterim. Hiroşimalı çocuk
resmi, atom bombasının yarattığı yıkımı yansıtan bir diğer resmi görmektesiniz. Sanatçılar bu mantar bulutlarının oluşumuyla alakalı savaş sonrası dönemi insan zihnini oldukça meşgul eden konuyu ele almışlar ve paradoksal olarak aslında modernizmin ne kadar tehlikeli bir teknolojiyi beraberinde getirebileceğini göstermişler. Yani nükleer güç ilerleme bağlamında nasıl aslında gerilemeyi, bir yıkımı beraberinde getirebileceği bu ikilemi yansıtmaya çalışmışlar. Steinberg'in yine bu sergideki eserlerini görmektesiniz ve daha kozmik bağlamda eserlerin ele alındığını görmektesiniz. Yine bununla birlikte söz konusu ikonografi, yani bu nükleer bombanın yaratmış olduğu mantar bulutları eserlerde yansıtılmakta. Liechtenstein'dan bazı eserleri görmektesiniz ve Bomba Manifestosu isimli eseri görmektesiniz. Yine Art Mentor'dan bu sergi için ödünç verilmiş eserleri görmektesiniz. Özellikle bir heykel, eser burada karşımıza çıkmakta. Eli Wirk'ün eserleri. Norman Lewis'in eserleri. Ve bununla birlikte serginin ikinci kısmında 200'ün üzerinde zaten biliyorsunuz eser var. Her bir esere detaylı bir şekilde giremeyeceğiz tabii ki. Fakat şu soru bizler için önemli. Eğer bir sergiyi araştırmaya bağlı olarak düzenliyorsanız, yapıyorsanız, bu sergide yapılan araştırmayı kataloğun ötesine nasıl taşıyabilirsiniz? Ve bu araştırmayı sergiyi ziyaret edenlerin daha iyi bir şekilde anlamasını nasıl sağlayabilirsiniz? Ve bu sergideki aslında eserlerin çok da didaktik olmadan kendilerinin anlatmalarını nasıl sağlayabilirsiniz sorusu karşımıza çıkıyor ki bu soru bence çok temel sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Ondan dolayı aslında biz her bir santimetrede sergiyi gezerken bu eserlerin kendi kendine konuşmasını sağlamaya aslında çalıştık. Bakın iki hanımefendinin eserini görmektesiniz. John Mitchell ve Lee Krasner'ın ve Mrs. Pollock'un eseri. Fransız ve Alman ihtilafının Paris'teki yansımalarını göstermeye çalışmakta. Pollock'un bir diğer eseri, 1945'lerden kalma bir eser. Ve soyut resmin 1948'lerdeki ilk önemli örneklerinden bir tanesi. Bu aslında sizin müzeden. Biliyorsunuz Fahri El-Nisa Zayid resimleri. Onun yanında Detsuno Kudo'nun eseri var. Ve Kazuo Shiraga'nın eseri. İki Japon ressamın eserleri ve yine bir Koreli sanatçının enstalasyonunu yerde görmektesiniz. Ve aslında uluslararası görüşlerin çağdaş sanattaki yansımalarını bu oda göstermeye çalışıyor. Peki, dünyada bir modern sanat müzesine girdiğimiz zaman acaba bu farklı fikirleri nasıl iyi bir şekilde
yansıtabiliriz ve bunları modernle ilişkili bir şekilde yansıtabiliriz, sergileyebiliriz sorusu akıllara geliyor. Pek çok müze büyük ihtimalle kendine bu aynı soruyu soruyorlardır. Yani bu sergilerde işte George Pompidou döneminin veya farklı dönemlere ilişkin bir sergi yaptığınız zaman bu sergi araştırmaya dayalı olduğu takdirde, hele ki İkinci Dünya Savaşı gibi küresel bir çılgınlığı yansıtacak bir sergi yapıyorsanız, nasıl eserler seçmelisiniz ki bu araştırma kendini iyi bir şekilde ifade edebilsin? Bu da bizim sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi aslında ve bu şekilde bu eserlerle sergiyi ziyaret eden kişiler arasında bir diyalog oluşturmaya gayret ettik ve savaş sonrası sanat tarihi konuşsun istedik bu sergide. Ve böylelikle de aslında bu tarihi kanonun, bu sanat sürecinin kendini bu sergide yeniden tekrar edebilmesini istedik. Özellikle bu sergide dünyanın farklı yerlerinden pek çok meslektaşımız bizle aynı fikirler içerisinde bu sürece dahil oldu ve biz de kendilerinin fikirlerinden oldukça yararlandık. Meslektaşlarımızın bu yardımları, bu düşünüş ve mentalitesi olmasaydı böylesine bir sergi başarılamazdı diye düşünüyorum. Siyam Acani, İran'dan eserini görmektesiniz. John Latham'ın eserini sol tarafta görüyorsunuz. Pino Galicio'nun endüstriyel dönem eserlerini, resimlerini görmektesiniz. Hızlı hızlı geçeceğim. Hint bir sanatçının eseri, Frank Albach'ın yine eseri hemen yanında. Çok enteresan bir köşe aslında sergimizde. Postkolonyal köşe adını veriyorum ben buna. Mishakovi'nin Faslı bir sanatçının eseri. Chimsa'nın eserleri, Pakistanlı bir sanatçımız, Enis Mankuba, Güney Afrikalı bir sanatçının eseri ve daha sonrasında 1939 Avrupa'yı yansıtan Güney Afrikalı bir sanatçının resmini görmektesiniz. Ve Kopenhag'daki bu Güney Afrika'nın özgürlüğüne kavuşmasıyla alakalı gruba ilk üye olan sanatçılardan bir diğerinin eserini görmektesiniz. Tabii bu entropiyi yaratmaya çalıştığımız zaman bu eserleri kendilerini aslında tüm bu İkinci Dünya Savaşı dönemindeki agresifliği yansıtırken nasıl sergileyeceğiz düşündük. İranlı bir sanatçı 1950-60 yıllarında özellikle aktif olan bir İranlı sanatçının eserini görüyorsunuz. Hemen yanında İspanyol bir sanatçının eseri ve çok güzel bir köşe daha sergimizde. Fontana, Manzoni, Yuko Sama'nın eserleri var. Ve yine sol tarafta Koreli Yufem'in eserleri sergilenmekte. Ve yine bu sanat eserlerinin performatif doğası ve eserin kendine has bir dokusunun oluşturulması o dönemdeki özellikle ikinci dönem diye nitelendirdiğimiz bu postkolonyal döneme ilişkin eserlerin dokusunda mevcut bulunan, haiz olan eseri bizlere göstermekte. Tabii ki tüm sanatçıların adlarını da burada hatırlayamıyorum ama Karolyi Schneemann'ın bir eserini görmektesiniz. Bernie'nin bir eseri ve Okusama'nın eserleri yine burada bizlere gösterilmekte ikinci sergi alanında. Serginin üçüncü alanında ise esasen
Sanat, medeniyet oluştuktan sonra mümkündür demekte. 1950'lerde Theodor Adorno dedi ki, Auschwitz'ten sonra lirik şiir aslında barbarik bir mahiyete sahiptir denmekteydi. Fakat bu biraz yanlış anlamlandırıldı. Yani Theodor Adorno'nun dile getirdiği şeyden sonra acaba sanat yapmak barbarik bir süreç midir gibi yanlış ilişkilendirmeler oldu. Burada önemli olan özellikle sanat ve hümanizm arasında bir bağlantı kurabilmek önemli idi. Jean-Paul Sartre dönemiyle birlikte egzistansiyalizmin, varoluşçuluğun bu görüşlere yeniden yorumlaması söz konusu oldu. Ve sanat tarihçileri özellikle yeni insan imgesi adı altında bir aslında akım başlattılar. Edward Steichen bu bağlamda pek çok bir fotoğrafçı olarak pek çok sergi düzenledi ve bu serginin adı da insanlığın yeni imgeleri adını almaktaydı. Yani açıkçası insan vücudunun farklı bir şekilde nasıl yansıtılabileceği sanatta analiz edildi, çalışıldı ve yıkımla birlikte insan vücudu yansıtılmaya çalışıldı. Ve yine kadınlara, kadın vücudunun yansıtıldığı bazı eserler ve sergi alanında sembollerle yine insanlığın yansıtılmaya çalışıldığı Maria Lasting'in, Fata Modare'nin, Suriyeli, Arjantinli sanatçıların yine resimlerini görmektesiniz. Gerçekten bu odayı muhakkak ziyaret etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Yine Picasso'nun meşhur eserinin yanında İbrahim El-Salahi'nin resmi, özellikle cenaze törenlerini yansıtan o döneme ait bir eser var. Ve Mabufu da Hüseyin'in bir diğer eseri ve sol tarafta da Bacon'ın, Francis Bacon'ın bir imgesi var ve tabii ki Giacometti'nin heykeli burada karşımıza çıkmakta. Tüm bu heykeller, tüm bu resimler insanlıkla alakalı farklı imgeleri bizlere göstermekte. Philip Costin'in eserlerini, Sigero'nun eserlerini görmektesiniz. Ve Kozmik Terör isimli bir eser burada karşımıza çıkmakta. Ve realizm yine bu sergide ele alınan ekollerden bir diğeri oldu. Özellikle savaş sonrası dönemde bu sosyalist realizm ile soyut sanat arasında ciddi bir gerilim oluşmuştu hatırlarsınız. Ve bu da tabii ki Soğuk Savaş'ın mekanizması dahilindeki ihtilaf alanlarından bir diğeri idi. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı tahakküm altına alma noktasındaki savaşlarının bir parçasıydı aslında. Hem Sovyetler Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Çin'de pek farklı sosyal realist veya soyut sanat yanlısı oldu. İtalya'da, Polonya'da, Mısır'da çok farklı, Almanya'da yine aynı şekilde çok farklı sanatçılar ya soyut sanat veya sosyal realizmi yansıtan farklı eserler ürettiler ve bunları da bir sergide yansıtmaya çalıştık. Özellikle bu eserler, bu resimler Moskova'dan, Moskova'daki bir müzeden alındı. Yine Beijing'den
Çin'den, Endonezya'dan resimleri görüyorsunuz. St. Petersburg'dan, Rusya'dan resim. Yine Meksika'daki ayaklanmanın yansıtıldığı bir diğer resim. Güney Afrika'da ki Shumitir'in Singapur'dan yine bir diğer sanatçının eserleri. Tabii şimdi burada geometrik bir soyutlamanın rasyonellik ile ilişkisi, özellikle dörtgen şekillerin bu dönemdeki kazanmış olduğu bu avantgard sanat sürecindeki etkileri incelenmeye çalışıldı. Tabii ki Ezra Kelly'nin eserlerini mesela burada görebilmektesiniz. Somut görüntüler o dönemde biliyorsunuz küresel bir fenomen, bir sanat akımı olarak ortaya çıkmakta idi. Farklı sanatçılar farklı bir yaklaşım aslında sergilemişlerdi bu somut görüntülere. Amerikan sanatçıların, Kübalı, Brezilyalı sanatçıların eserleri, Rico Castellani'nin eserini mesela görmektesiniz, İtalyan sanatçıların, Reinhardt'ın eserleri, Stenaka'nın yine eserleri, kendisinin yine ilk slaytlarda bir diğer eserini görmüştünüz. Canifa'nın eseri ve aynı zamanda elinize alıp oynayabileceğiniz eserler bir tabiri caizse bunlar. Ve bu sergi dahilinde serginin nasıl bir dili olacak, yani enstalasyon nasıl yapılacak sorusu aklımıza geldik. Tabii ki sadece eserlerden oluşan bir sergi oluşturalım demedik. Yani öyle bir sergi olsun ki diğer sergi modellerinden de farklı olsun ve 1950'leri ve 1960'ların dilini yansıtan bir sergi olsun istedik. Yani işte bir duvarda iki tane resim mi böyle beyaz bir duvarın önünde sergileyerek işimizi bitirmek istemedik. Dolayısıyla bu serginin dilini de geliştirirken farklı yoğunluklar kullandık sergide. Yani bu sergi alanlarının yoğunluğu birbirinden farklılık arz etti. Ve böylelikle de bu eserlerin farklı yoğunluklarda ve yakınlıklarda sergileniyor olması sizi bu çağ içerisinde nerede olduğunuzu da hatırlamanıza yardımcı oldu. Evet, bu kısımları kısa bir şekilde geçeceğim. Altıncı ayak kozmopoliten modernlikle, modernizmle alakalıydı. Ve yine uluslararası bağlamda pek farklı sanatçı hem göç meselesini, halk hareketlerini, gelenek ve aynı zamanda modernite arasındaki ilişkiyi ele aldılar. Bakın Akyavaş eserlerinden bir tanesini, Erol Akyavaş eserlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yine bu katalogda karşımıza ilk aslında çıkmıştı. Ve Washington'da 1963'te Ulusal Galeri'de bu sergilenen bir eserdi. Ve bu katalogda baktığımız zaman aslında bu eserin aslında tüm koleksiyonlara yönelik küresel bir bakış açısını yansıttığını gördük. Çünkü hem Hindistan'dan, hem Türkiye'den, hem Tanzanya'dan, hem İran'dan, hem Güney Afrika'dan farklı sanatçıların eserleri bu koleksiyondaydı. Ve bu mirası günümüz müzelerinde çok göremiyoruz aslında. Ve biz de bu mirası yeniden canlandırmak istedik açıkçası. Birkaç hafta öncesinde biliyorsunuz Trump'ın adını unuttum. Şu andaki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın
Biliyorsunuz bir yasa oldu, bir kararname yayınladı. Bilhassa özellikle Müslüman ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek sanatçılar da dahil tabii bunun içerisine kişilere yasak koymuştu biliyorsunuz. Ve bu bağlamda da tabii sanatsal bir yeni diyalog oluşmaya başladı. Ve bu esere bilhassa atıfta bulunmak isterim. Ahmet Cani'nin 1955 yılındaki bir esere. Çok rahat göremiyor olabilirsiniz ama ceketin üstünde hani neredeyse bir çizim hassasiyetinde çok narin aslında yazılmış, işlenmiş bir metin var. Göremiyor olabilirsiniz. Ve üzerinde bir numaralı gömlek adı yazılmakta. Ahmet Şibre'nin Sudanlı bir sanatçının eserini görüyorsunuz. Bir metin üzerinde çalışmış. Tabii kaligrafik bir eser değil. Dili yapı bozumuna uğratarak dilden bir form oluşturmaya çalışan bir sanatçı aslında. Sergiyi düzenlediğimiz zaman kozmopolitanlığın ne olduğunu iyi bir şekilde idrak edebildik aslında. Kaligrafik modernizm denen bir şey vardır, bir kavram vardır biliyorsunuz. Fakat kaligrafik modernizmden ziyade metnin kozmopolitan modernizmi yansıtılmaya çalışıyordu. Bunun da aslında altında yatan sebep Türkiye'den, Sudan'dan, İran'dan, Pakistan'dan farklı sanatçıların bu modernizmi kozmopolit bir çerçevede yansıtmasıydı. Bakın Pakistan'dan Salahi'nin yine Sudan'dan bir başka eserini görmektesiniz. Zendrudi'nin eserlerinden bir tanesi, Salahi'nin yine bir başka eseri. Biz tüm bu kozmopolit fikirleri ele almaya çalıştık ve tabii sanat eserlerinin mobilitesini de düşünmeye gayret ettik. Yani sanat eserleri bu mobiliteleri dahilinde nasıl entelektüel soruları oluşturuyorlar, yaratıyorlar, onu görmeye çalıştık. Hızlı bir şekilde geçeceğim. İki aslında yedinci sergi alanı ve sekizinci alan kaldı. Yedinci alan ulusların form araması şeklinde çevrilebilir. Konuşmamın başında hatırlarsanız farklı ulusal alanlarda sosyal bağın nasıl değiştiğini dile getirmiştim. Özellikle mesela Pakistan ve Hindistan arasındaki bu ihtilafları, yine Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki ihtilafları veya Batı veya Doğu Almanya arasında Filistin-İsrail ihtilafı gibi dünyanın farklı bölgelerindeki ihtilaflara atıfta bulunmuştum. Ve yine sürgünde olan ve yerlerinden yurtlarından edilmiş pek çok insanın olduğunu dile getirmiştim. Dünyanın bu farklı yerlerinde açıkçası vuku bulan tüm bu ihtilaflar aslında ulusal formların oluşmasını da beraberinde getirdi. Yani uluslar kendilerine yeni bir form aramaya başladılar ve açıkçası bir ulus olma bilincine erişmek veya bir ulus yaratma sürecinde yeni formlar, biçimler aramaya başladılar. Ve ulusalcılık ve milliyetçilik daha doğru bir tabirle açıkçası o dönemin ana söylemlerinden bir tanesiydi. Biliyorsunuz sömürgecilikten kurtulma ve bu özgürleşme süreçleri milliyetçilikle el ele yürüdü. Tony Judt, önemli bir tarihçi, şunu dile getiriyor. Avrupa'nın özellikle indirgenmeye başladığını, yani özellikle Avrupa'nın Asya'da ve Avrupa Afrika'daki düzeltiyorum, Karayipler'deki sömürgelerinin bağımsızlaşmasıyla birlikte Avrupa'da bir indirgemecilik sürecinin başladığını dile getirir. Ve tabii ki bu ihtilaflar dünyanın farklı yerlerinde de
gerçekleşti biliyorsunuz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu medeni hareketler yeni vatandaşlık tanımlamasına ilişkin hareketlerde yine bir takım gerginlikleri beraberinde getirildi. Tüm bu eylemler aslında bize özellikle siyahi vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'nde haklarını elde etme, vatandaşlık haklarını elde etme noktasındaki ayaklanmaları da farklı gerilim alanlarından birini teşkil ederek yeni bir sanat formunun doğmasını beraberinde getirdi. Yine burada da görebileceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayaklanmaları gösteren yansıtan eserler var. Aslında Avustralya'da bir farklı sanatçının aslında eserini görmektesiniz. Ve tüm bu eserler bir kolonyal dönemdeki tahayyül, özgürleşme tahayyüllerini yansıtan eserler. Ve iç savaş veteranlarını aslında yansıtan bir başka eseri burada görüyorsunuz. Konfederasyon bayrağı bakın burada var ve yine onun arkasında, bu bayrağın arkasında da yine bir sancak görmektesiniz. Yani uzun lafın kısası, bu bayraklarla, bu sancaklarla birlikte uluslaşmanın eserlere yansıtıldığını görüyorsunuz. Bakın Filistin ve İsrailli sanatçıların bu form arama süreçlerini, ulusların nasıl olduğunu yansıttığı eserler var. Nijerya'dan, Senegal'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aynı şekilde Fransa'da bu milliyetçilik akımını yansıtan eserleri görüyorsunuz. Son sergi alanına ufak ufak geliyorum şimdi. Son sergi alanı Ağlar, Medya ve İletişim adını taşıyor. 1960'larda teknoloji fikri kültürel üretimde önemli bir yer kaplamaya başladı. Ve açıkçası o dönemin temel retoriğini, temel söylemini oluşturmaya başladı. Tabii popüler kültür ve medya yeni bir küreselleşmiş akım yarattı. Bu hem kapitalizm ve tüketici toplumunu yansıtan bir kültür idi ve bununla beraber zaman zaman pop kültür diye nitelendirilen bir akım daha ortaya çıktı. Fakat özellikle yeni ağların oluşması, küreselleşmeyle birlikte kolektif fikirlerin ortaya çıkması süreçleri yaşandı tüm dünya çapında. Ve dünyanın çok farklı yerlerinde pek çok kongre düzenlendi. Yeni yeni bienaller düzenlendi ve farklı koleksiyonlar tüm bu bienallerde, sergilerde yayınlandı. İster Zagreb'de olsun, ister Osaka'da olsun, dünyanın farklı yerlerinde, Paris'te olabilir, Gogona'da ve pek çok farklı alanda, Almanya'da, pek çok farklı yerde bu küreselleşme, bu ağlar, bu yeni süreç yansıtılmaya çalışıldı. Biz de bu çağı, bu ağlar ve medyanın sanatsal üretime katkısı ve teknolojik materyallerin sanattaki görünürlüğünün artması sürecini birazcık daha yansıtmaya çalıştık. Tabii ki bu alan birazcık daha dinamik oldu. Yani daha fazla işte hareket eden objeler olsun, farklı kolajları bir araya getirerek bu dönemi Remy Pierdin'in aslında eserinde görebileceğiniz üzere tıpkı bu fotoprojeksiyon cihazı gibi bu dönemin dinamikliğini yansıtmaya çalıştık.
ve Falström eserlerini de yine aynı şekilde görebilirsiniz. Mesela bu eserler aslında bir sese de sahip. Mamin Malehi'nin eseri sibernetik odaklıydı ve sibernetik dilini yansıtmaya çalıştılar. İmgeler ile insan gözünün aslında yapacağı araştırma bu imgeler üzerinde tetiklenmeye çalışıldı. Ve televizyon ekranlarında biliyorsunuz parazit olduğu zaman ortaya çıkan görüntünün yansıtılmaya çalışıldığı bir başka eser. Ve tabii ki yine bir atom bombasının yansıtıldı. Bununla birlikte diğer Rauschenberg'in zaten eserleri kendini açıklıyor. Bu çok enteresan bir köşe, sergi alanımızdaki enteresan köşelerden bir tanesi. Ve özellikle küresel değişimi yansıtan, mesela Andy Warhol'un ve Kennedy'nin yine cenaze töreni ve Lee Osborne'ın portresi gibi farklı sanatçıların bu tarihsel döneme ilişkin sanatsal üretimlerini görüyorsunuz. Bu kısım Amerika kısmını oluşturmakta. Bu kadar. Teşekkür ederim. So in a sense, you know, post-war. Evet, savaş sonrası dönem mi yansıtan bu sergi? Gerçekten zaman içerisinde aslında inşa edildi ve inşa edilirken de biz pek çok aşamada bir takım şeyleri tefekkür ederek bunu oluşturduk. Sadece sergi oluşturmakla yetinmeyelim dedik. Yani sergilerin oluşturulmasında yeni bir model teşkil edelim diye düşündük. Ve özellikle küresel çılgınlıkla alakalı fikirler de bu sergiye yansısın dedik. Özellikle küresel çılgınlıkla alakalı fikirler bu sergiye yansımadığı zaman müzelerin birazcık daha gücünden yararlanarak farklı müzelerden yardım alarak aslında bu işin içinden çıkabildik. Aslında gerçeği dile getirmek gerekirse bu kadar küresel bir koleksiyonu pek az müze bünyesine toplayabilir. Açıkçası özellikle bu tarihsel söylemi düşünürken yeteri kadar kaynağa erişimimizin olmaması oldukça daha az küresel bir koleksiyon oluşturacaktı. Ondan dolayı da biz bundan kaçınmaya gayret ettik ve bu ansiklopedik çılgınlık adını vereceğim bir yöntemle aslında bu sergiyi oluşturduk. Tabii ansiklopediye bakarak böyle rasyonalist fikirler üzerinden ilerlemekten ziyade açıkçası ansiklopedilerdeki aslında çok farklı
fikirlerin yani bir süreklilik arz etmeyen süreci bu sergiye yansıtmaya çalıştık. Biliyorsunuz ansiklopedilerde farklı farklı bölümler vardır. Dünyanın farklı alanlarındaki gerçeklikleri yansıtırlar. Yeteri kadar tabii ki kaynağın olmaması dolayısıyla ve tarihin hala yazılmaya devam etmesinden dolayı da bizim de sergimizin muhakkak devamı gelecektir. Farklı dünyanın farklı bir bölümünde, farklı bir aşama olarak Doha'daki ve Singapur'daki sergilerde mesela Asya bölgesine odaklanıyor olacak. Hong Kong'da ve İstanbul Modern ayakları var tabii. Burada önemli olan şey şu, müzeleri aslında bu ansiklopedik küresel çılgınlık dediğimiz aslında sürece teşvik etmek. Her bir ansiklopedideki her bir başlık gibi bu sergilerin de dünyanın farklı yerlerinde yazılıyor olması gerekir. Tabii bu böyle bir süreç açıkçası bu küresel çılgınlık, müzelerin bu küresel çılgınlığı olmasa gerçekleşemez diye düşünüyorum. Ve yine bu küresel çılgınlıktaki her bir aşamada bu resmin bütününe eklemlenen kendine özgü bir çılgınlık olacaktır. Ve bununla birlikte daha odaklı bir şekilde tüm bu tarihsel hikayelerin farklı bağlamlarda nasıl oluştuğunu ve sanatı nasıl şekillendirdiğini görebiliyor olacağız. Küresel çılgınlık aslında bize tarihin tamamını yansıtmamakla birlikte tarihin belirli kısımlarını anlama imkanı sağlayacaktır. Tabii ki bir ansiklopedi gibi bir müzeye gittiğiniz zaman tabii ansiklopedi gibi müzeler ve ansiklopediye benzemeyen müzeler var. Bunu da söylemem lazım. Ve bildiğim ansiklopedik müzeler aslında küratöryal aslında mahiyete sahipler. Ancak o küratöryal mahiyete sahip müzeler, mesela Metropolitan Art gibi New York'ta, bunlar aslında ansiklopedik müzeler diye tanımlıyorum ben onları. Çünkü insan tahayyülünün sınırlarını en eksiksiz biçimde yansıtan müzelerden bir tanesi. Ben de buradan hareketle İstanbul Modern'in yeni bir söylem, modern sanat eseri koleksiyonu bağlamında yeni bir söylem edinmesini dilerim. Teşekkürler. Ve sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa buyurun efendim. Yoksa burada sonlandıracağız. Buyurun. Belki bu tüm serginin araştırma sürecini birazcık daha genişletebilirsiniz. Çünkü zaten uzun bir araştırma sürecinden sonra ortaya çıktığına göre çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Böylesi bir sergi düzenleyeceğiniz zaman tabii ki serginin bu kapsamından ve bu muazzam hedeflerinin yanı sıra şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu sergiler yapılması en zor sergilerden bir tanesidir. Pragmatik sebeplerle bir kere, yani fon bulma noktasında zaten ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Yani açıkçası uzmanlık, ihtisas gereken bir hikayeyi bu sergiyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demek? Böyle bir şeyi anlatabilmeniz için çok geniş bir spektrumda farklı renkleri serginizde yansıtmanız lazım. Ve mesela Haster Kunst'ta Goethe Enstitüsü'nün yine desteklediği 5 yıllık bir araştırma bu
bursu oluşturmamız gerekti. Bir postdoc araştırma bursu gerekti. Ve dünyanın farklı yerlerindeki bu alanın akademisyenleri bu araştırmayı yüklendiler. Ve sergimizde yansıtmaya çalıştığımız eserleri anlamlandırabilmemiz için bize yardımcı oldular. Tabii pek çok da çalıştay düzenledik bununla birlikte. Ve pek çok da araştırma görevlimiz vardı, bize yardımcı olan asistanımız vardı bu projede bizim işimizi kolaylaştıran. Tabii serginin her bir 8 farklı aşamasından bahsetmiştim hatırlarsanız. Her bir aşama belli bir araştırmaya tabiydi ve açıkçası bizler için akademik bir heyecan yarattı. Yani pek farklı meslektaşımızı davet ettik ve Deep Modern'le birlikte ve Sam Pompidou ile birlikte daha sürecin başında işbirliği içerisinde ilerledik. Londra'da büyük bir workshop'ımız, bir çalıştayımız oldu ve buradaki fikirleri ve farklı kreatörlerin ve alanın uzmanlarının fikirlerini gözden geçirmek şansına sahip olduk. Ve 2014 yılında nihayet 4 günlük bir konferans düzenledik. Ve bir makale çağrısında bulunduk bu konferans için. Özellikle bu alanın çalışanları, akademisyenleri için. Ve bununla birlikte alanın uzmanları, uzman akademisyenlerden de yine makale çağrısında bulunduk ve 4 günlük konferansa 38 konuşmacı seçtik ve bu serginin tabii ki her bir gününde Goethe Enstitüsü'nün sağlamış olduğu bu postdoktora bursundan yararlanan kişi bizlere yardımcı oldu. Tabii ki postkolonyal döneme ilişkin sergimizde de bununla alakalı bir burs olacak. Yani Çin'den, Avustralya'dan, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan bazı meslektaşlarımız bize yardımcı oldular bu süreçte. Şu anda yakın bir zaman içerisinde konferansın makaleleri yine yayınlanıyor olacak. Sizler de belki okuyabilirsiniz. Ve katalogda da özel bir şekilde bu farklı eserlerin yansıtıldığı 70'ten farklı katkısı olan projeye bu isimlerin eserleri yansıtılıyor olacak. Ve tabii tüm böylesine muazzam işlerin yapılması gerçekten çok cömert fonlara bağlı. Çünkü araştırma pahalı bir süreç biliyorsunuz. Buyurun. Sergi gerçekten muazzam gözüküyor. Katalog da gerçekten çok yoğun gözüküyor. Ve bu ansiklopedi kavramı da oldukça yoğun gözüküyor. Ve her bir eserin önünde bir dakika harcarsanız 60 yıl harcamanız gerekecek bu sergiyi gezmek için. Yani açıkçası bu algının ötesine geçebilmek, sadece görünürlüğün ötesine geçebilmek için bu sergide harcayacağımız süreyle alakalı ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Çok da haklısınız bu dediklerinizde açıkçası. Yani bu sergiyi düzenledikten sonra her bir sanat eserine bizim görme şansımız oldu tabii ki hani sergiyi kurarken belki ziyaretçilerin bu kadar büyük bir imtiyazı olmayacak. Fakat
Daha da büyük olabilirdi bu sergi bu arada. Onu da söyleyeyim. Casper Koenig and you have to put this exhibition within the ile birlikte belirli bir sergi modeli tarihi çerçevesinde bu sergiyi oluşturmaya çalıştık. 1980'lerde Köln'de mesela 500 eserin sergilendiği neredeyse bir şehir gibi sergi alanları vardı. Yani biz dedik ki evet, belli başlı eserler belki gözden kaçacak. Ama bizim tabii ki yola çıktığımız nokta açıkçası bu değildi. Ya çok az eser sergileyecektik ya da çok fazla eser sergileyecektik. Ondan dolayı biz bir arada dengeyi bulmaya çalıştık tabiri caizse. Yani böylesi büyük bir kapsamda, ölçekte sergide bile gözden kaçırdığınız aslında sergilenmesi gereken pek çok eser olabiliyor. Biz aslında ziyaretçilerin her şeyi detaylı derinlemesine görebilmelerini zaten beklemiyoruz. Fakat hani belli bir düzeyde bu dönem idrak edilebilirse bu projenin aslında kapsamı öyle veya böyle yerine getirilmiş olacak diye düşünüyorum. Yani bir mikro alan oluşturduk. Bir tabii ki web sitesi var. Aynı şekilde burada göremediğiniz, tam anlamıyla algılayamadığınız, anlayamadığınız sergideki eserlere daha sonradan aslında web sitesinden de tekrar dönebiliyorsunuz. Ve bir sergi kılavuzu açıkçası oluşturduk. Çünkü her bir sanat eserini gezerken onları açıklayacak bir metin de oluşturduk. Bir audio guide'ımız da var ve bu sergide aslında söz konusu sesli kılavuzu ziyaretçiler daha sonrasında yanlarında götürebiliyorlar ve böylelikle de bunu okursalar, bunları dinlerseler sergide sergiden daha fazla şey anlama şansları oluyor. Dediğinize tamamen katılıyorum. Yani çok yoğun bir sergi oldu, evet. Ve kitap oluşturduktan sonra ben dokunamadım bile açıkçası. Yani o kadar kalındı ki bu katalog oluşturulduktan sonra. Fakat bu tarz sergiler açıkçası biraz da tabii ki ziyaretçilerin gelip biraz daha o kaynaklarla vakit geçirmeleri ve arkalarında da birazcık bir şey bırakmaları ve bu sanat tarihi, arkeolojisi diyeceğim, ona bir katkıda bulunmalarını sağlamak. Bazen mesela Biennallere gidiyordum. Ben mesela Biennallere bizzat gitmiyorum. Yani Biennallere gittiğim zaman böyle tıpkı tarama yapar gibi o Biennallere bir gözden geçiriyorum. Ve görmediğinizi düşündüğünüz şeyler dahi gördüğünüz şeylerle, bu eserlerle bir ilişki içerisine girerek aslında daha sonrası için sizlere bir tefekkür marjı bırakıyor. Buyurun, size verelim sözü. Bu sergi, tabii siz nihayetinde sürece dahil olduğunuz için biraz daha kapsamıyla alakalı birkaç şey söyleyebilirsiniz, nelerden destek aldığınızla alakalı. Şimdi serginin hazırlığına bakacak olursanız, gerçekten çok fazla kaynağın tahsis edildiğini görebilirsiniz. You make certain decisions that obviously, you know, certain shows you don't do. So tabii you kind of build up your capital over the years to be able to support.
Yani böyle bir sergiyi desteklemek için gerekli sermayenin toparlanması da çok kolay değil. 35 ülkeden 80 küratör geldi. Bu birazcık size fikir veriyordur diye düşünüyorum. Yani çok çok büyük bir para değil belki ama pek çok aslında kurumun birkaç yıllık bütçesine de tekabül ediyor diye bir cevap vereyim. Öncelikle bu güzel sunum için teşekkür ederim. Gerçekten hani saatler hatta günler harcamak isterim. 26 Mart'ta bitiyor. Elinizi çabuk tutun derim. Çok haklı olarak araştırmayı erişilebilir kılmak, yani kataloğun ötesinde bu araştırmayı ziyaretçilere erişilebilir kılmak probleminden bahsettiniz. Bu kısmı birazcık daha açıklarsanız, yani bu problemin üstesinden nasıl gelmeye çalıştığınızı açıklarsanız ve araştırmanızı sizce ziyaretçiler ne kadar algılayabildiler? Bununla alakalı ne söylemek isterseniz? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Zaten bu daha evvelden de dile getirilmişti ama birazcık daha açımlayabiliriz aslında. İki tane söylemek istediğim şey var. Bir araştırmayı sunacağınız zaman iki tane dikkat etmeniz gereken şey vardır. Bunlardan bir tanesi sanat eserinin bizzat kendisidir. Ve sanat eseri bu sergiyi ziyaret edenin direkt bilgisine haiz olacaktır. Bir sergi kılavuzuyla gerekli yönlendirmeleri yaparak bu bilgiye ulaşabileceklerdir. Tabii ki buna çok önemli veriyoruz biz. Önem veriyoruz ziyaretçilerimiz için. Sürekli devam eden aslında kılavuzlu bir sergi söz konusu ve herhangi bir şey hakkında, herhangi bir sanat eseriyle alakalı bizlere istedikleri soruyu sorabiliyorlar. Tabii bir araştırma objeleri olarak sanat eserleri var. Tamam. Ama bunların da öyle veya böyle anlaşılması, idrak edilmesi lazım ve iyi bir şekilde yorumlanması lazım. Tabii bununla birlikte özellikle araştırma süre gelen bir süreci yansıtıyor ve bu araştırmayı nasıl görünür kılacağız? Bir web sitesi oluşturduk ve bu web sitesi sergi bittikten sonra da tabii ki açık kalacak ve o web sitesine de araştırmayı yeniden inşa eder bir şekilde yeni bilgiler ekleyeceğiz. Tabii ki bu sergi dahilindeki bu oluşan bilgi birikimini güncelleyerek web sitesine ekleyeceğiz. Tabii seminerler düzenliyoruz bununla birlikte. Bu seminerlerin düzenlenmesiyle alakalı da çok detaylı bir aslında bir hani tabiri caizse müfredat dahilinde bunları düzenliyoruz. Sadece tabii ki genel ziyaretçiler için değil, bu alanda çalışan öğrenciler için de seminerler oluyor. Tabii makaleler yazılıyor. Bu dile getirmiş olduğumuz web sitesinde de tüm bu videolar, tüm bu konuşmalara erişebiliyorsunuz. Ve bizim için önemli sıkıntılardan, önemli darboğazlardan bir tanesi de şuydu.
Erişim ve erişilebilirlik dediğimiz şeyi nasıl tanımlayacaktık? Yani içeriye erişebilirsiniz belki ama hangi yolla bu içeriğe erişecek kişiler, o önemli. Yani sadece uzmanların işte ziyaretçilerle konuşmasından ibaret kalmamalıydı bu erişilebilirlik meselesi. Kusura bakmayın, telefon. Şunu söylemek isterim. Son birkaç yıl hani eğitimsel bir dönem oldu sergi yapanlar için açıkçası. Ve pedagoji aslında bu sergi hazırlama sürecinin bir parçası oldu. Ve araştırma alanında da sanatsal araştırmalarla alakalı da ciddi yeni kavramsallaştırmalar ortaya çıktı. Tabii bu bağlamda araştırma fetişizmi gibi bir de risk karşımıza çıktı. Yani bir araştırma fetişizmine de düşmememiz lazım bu sergileri hazırlarken. Çünkü araştırma dediğimiz şey kendi içinde bir sonucu ilaki doğurması gereken bir şey değildir. Araştırma denilen şey sürekli yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak, sürekli revizyona tabi tutulacak bir süreci aslında teşkil etmektedir. Ondan dolayı ben araştırmanın aktif bir şekilde sürekli devam ettirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bu araştırmalardan hareketle aslında bizlerin bir öğrenme sürecinde, bir faraziye oluşturum sürecinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. Bir soru daha alalım. Öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten çok zamanında ve siyasi olarak da doğru bir zamanda düzenlenmiş bir sergi. Tabii araştırmanın fetişizmiyle alakalı bir şey söylediniz. Onunla alakalı bir soru sormak isterim. Böylesine aslında ciddi konuları ele alırken çok didaktik olmak ile çok soyut kalmak, anlaşılmamak gibi bir durum arasındaki dengeyi nasıl kurdunuz? Yani ne çok açıklayıcı olacak ne de hiç açıklayıcı olmayacak. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağladınız? Bizim için en ciddi sıkıntılardan bir tanesi buydu açıkçası. Çok aşırı açıklayıcı olmak ciddi bir riskte. Tabii çok açıklayıcı olmak ne demek? Onu da sormak lazım. Hangi noktada acaba çok açıklayıcı olunur? Ve sadece hani tek bir yönden bilgilerin verildiği açıklayıcılık, didaktik olma durumuna nasıl erişilir? Yani başka biriyle bir bilgi teatisi içerisinde bulunmuyorsanız, yalnızca bir taraf bilgi aktarıyorsa bu didaktikliği beraberinde getirecektir diye düşündük. Ondan dolayı bu sergi dahilinde bir diyalog kurabilmek ziyaretçilerle önemliydi. Ondan ötürü tabii kendi yargılarımıza güveniyor olsak da bu didaktik olmak veya olmamak meselesiyle birlikte sanatta açıkçası her şey kendini doğrudan açıklar nitelikte değildir, biliyorsunuz. Eğer
models of articulating what herhangi bir şekilde bir imgeyi, bir objeyi veya bir resim olabilir, bir formu belirli bir bağlamda sunmazsanız o sanat eserinin zaten aşikar olması mümkün asla olmayacaktır. Ve böylelikle de süreç karmaşıklaşacaktır. Dolayısıyla bu da dengeye varmanın, dengeye ulaşmanın bir yolu var. Tabii ki hani sanat eserine çok açıklayıcı olmasın, her şeyi açıklamayalım derken, yani üretmiş olduğunuz, ortaya koymuş olduğunuz sanat eserinin hiçbir şey anlatmaması, kimse tarafınca anlaşılamaması gibi bir de risk var. Ondan dolayı sürekli editliyoruz. Tabii bazı mesela müzeler, biz halka güvenmiyoruz, ziyaretçilerin kapasitesine güvenmiyoruz, bu kadar karmaşık bir dili anlayamazlar deyip çok basite indirgenmiş bir eserle de ortaya çıkıyorlar. Orada da dikkatli olmak lazım. Yeni fikirler, yeni konuları aslında birazcık daha amiyane tabirle böyle halka fırlatmanız lazım. Onlar böyle yeni fikirlerle karşılaştıkları zaman ölmeyecekler nihayetinde. Yeni bir mecra olacak onlar için de keşfetmeleri adına. Ve Harun Faruqi ile eserleriyle birlikte Alman, biliyorsunuz, film yapımcısı ile birlikte bir proje vardı. Mesela filmlerinde tabii hani halkın doğrudan anlayamayacağı filmler ürettiği için web sitelerinde biraz daha eserlerini açıklayacak böyle bir kavramlar endeksi oluşturulmaktaydı. Bu kavramlar sıradan vatandaşın hemen anlayamayacağı akademik kavramlar idi. Biz de tabii eserlerimizin eğitimsel bir misyonu olduğunu da düşünerek ortaya koyduğumuz eserlerin çok açıklayıcı olmasını istememekle birlikte çok da basit olmalarını da arzu etmiyoruz. Pekala, çok teşekkürler. Gerçekten benim için büyük bir zevkti.